Çok Güzel Hareketler 2'de hem yazar hem oyuncu olarak seyircinin karşısına çıkan, son olarak Efsane filminde Aynur karakteriyle beyaz perdede boy gösteren Cemile Canyurt, İrem Erbaş'ın konu oldu. Canyurt, 13 yaşında tanıştığı tiyatroyu, sahneye çıkmak için babasına karşı yaptığı açlık grevini ve BKM'ye giriş sürecini böyle anlattı. Hikayenin başına dönmek istiyorum. Yani 13 yaşından beri tiyatroyla tanışan... 92'de. 92'de. Dünya bir toz bulutuydu. En başa dönüyor. Nasıl başladı, nasıl devam etti senin için bu süreç? Çünkü sen çocukluğundan beri gerçekten bu mesleği isteyen biri olarak araya tabii işte bir gıda mühendisi girmiş, babanın isteğiyle, altın bilezik klişesiyle tabii ki onlara da hak veriyoruz. Tabii tabii. Sonrasında yine sen aslında İstanbul'a gelip gitmişsin, hiç bağını koparmamışsın ve BKM'ye girmişsin. Bu süreci neler yaşadın be demek istiyorum Seda abla gibi. Anladım. 1 liram bile yoktu. Çok zor oldu tabii ama... Hiç vazgeçmedim. Ben yani babam izin vermedi işte konservatuvar okumama falan diye anlatıyorum ama benim babamın elinden fıkra kitabı düşmezdi. Çok severdi. İşte gazetenin kuponlarından Deve Kuşu Kabare'nin DVD'lerini işte kupon biriktirerek alırdı falan böyle. Bir demet tiyatroyu çok izlerdi. Sürahi Hanım Yaseminciyi çok izlerdi. Ben işte evde ne görüyorsan aslında öyle gidiyor ya. Bir gün bir Ramazan'da beni götürdü bir orta oyununa babam. İlk defa tiyatro izledim orada. Böyle şey oldum hani. Yani sahneye çıkıp oynanıyor mu? Ne güzel falan. Ondan önce de ilkokulda işte yıl sonu gösterilerinde falan bir şeyler yaptıkça dedim ki ben istiyorum yani bunu. Sonra götürdü babam beni, izledik, çok güzel her şey. Dedim baba ben de gideceğim kursa. Halk Eğitim Merkezi'nin bir kursuydu aslında. Kurs öğrencilerinin yaptığı bir gösteri. Yok dedi nereye gidiyorsun? Dedim sen götürdün beni, ne demek nereye gidiyorsun? Sonra ben gittim. Halk Eğitim Merkezi'nde dediler ki babanın imzası gerekiyor. At diyorum, atmıyor. Ben böyle açlık grevlerine falan diyorum. Benim babam gardiyan. Göndermez misin o zaman şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Sağ olsun sonra iyi hadi dedi, tamam git. Ben çünkü diyorum sen al beni, sen götür, sen getir. Şimdi yaşım çok küçüktü gerçekten. 13 yaşımdayım ve işte okul sonrası kursa gideceğim. Akşam geleceğim eve. Bu ister istemez endişelendiriyor aileyi. Şimdi o kurs bitti. Bu kez Ankara'ya, yani ben Ankara'nın Elmadağ ilçesinde büyüdüm ama Ankara'ya, merkeze giderken biz Ankara'ya gidiyoruz derdik. Yani o kadar uzakta ki. Ulus'a falan demezdik. Ben şehre iniyorum. Ben dedim Ulus'a gidiyorum. Başkent tiyatrolarına gideceğim. Orada eğitim alacağım. Yine aynı bir süreç böyle başladı falan derken orada 18 yaşıma kadar eğitim aldım orada. Hemen hemen bir konservatuar süresi kadar bir eğitim aldım. O çok öğretici oldu gerçekten. Sonra dedim ki ben konservatuara hazırlanacağım. Hayır hazırlanacağım. Sürekli böyleyiz. Karagöz ve Hacivat gibiyiz ya. Didişip duruyoruz. Tamam dedim senin istediğin olsun ama tiyatroya devam edeceğim ben ne olursa olsun. Gıda mühendisi yaptığım sürelerde bu önceden aldığım kurs sayesinde eğitim de verebiliyordum. Drama eğitimi de verebiliyordum. Bolu'da bir yandan eğitim verip bir yandan üniversitenin tiyatrolarına, özel tiyatrolarına katıldım. Orada oyunlar oynadım falan. Bazen derse gidiyordum gıda mühendisliğinde. Bugün sınav var diyorlar. Nasıl ya? Ben gıda mühendisliğini nasıl bitirdim bilmiyorum. Çünkü gerçekten... Bitti ama. Bitti. Bitti. Ben burada 2 yıl çalıştım da. 1,5-2 yıl arası İstanbul'a ilk geldiğimde gıda mühendisliğini yaptım. Çok şükür yani. O babam sağ olsun hakikaten o konuda. Kesinlikle. O geçiş sürecinde altın, sana can suyu. Kesinlikle. Onun ekmeğini yedim o dönem. Sonra buraya gelmeden önce ben zaten Yeteneksiz'e de katıldım. Görevimiz Komedi'ye katıldım. Kim milyoner isteyebilir? Oradan ne oyunculuk bekleyecekse. Olay şey yani birilerini göreyim, birileriyle tanışayım ve bir eğitim olsun, bir şey olsun, network, bir kapı açılsın diye. Sonra okulum bitti. Babam dedi ki tamam sana 1,5-2 yıl süre. Sen dedi git istediğin yere, ister Ankara'da kal, ister İstanbul'a git, ister İzmir'e git. Dene dedi tiyatroyu ama olmazsa dönüp dedi gıda mühendisliği yapacaksın. Tamam dedim. Sağ olsun bana destek oldu o ilk geldiğim zamanlar. Şimdi 3-4 ay oldu. Ben kaşınıyorum yani. Kimseyi tanımıyorum doğru düzgün. Sadece Görevimiz Komedi'de birlikte oynadığımız Hamza, sonradan Çok Güzel Hareketler de vardı. Hilmi, Cenan. Onlarla tanışıyorum sadece. BKM'ye gittim. BKM'de de şöyle oldu öncesinde. Görevimiz Komedi'den bir süre önce ben böyle fırsat buldukça Bolu'dan işte para biriktirdikçe geliyordum İstanbul'a. Hem burada oyunlar izliyordum hem BKM'nin önünden böyle bir geçiyordum. Tanıdık birini görürüm falan diye. Bir gün Caner Hoca'yı gördüm, Caner Alkaya. Dedim ki hocam dedim ben işte Bolu'dan geliyorum dedim burada eğitim var mı falan filan dedim. O da yani şu an dedi o dönemde sanırım Yılmaz Hoca ekşi elmaları çekiyordu. Yani burada değildi, Köyceğiz'deydi zaten. Şu an dedi hani bir eğitim sürecimiz yok falan. Dedim oyuncuları nasıl seçiyorsunuz dedim. Bir oyuncu havuzunuz var mı falan. Yani var dedi tabii oraya dedi hani CV'lerini gönderiyorlar falan. Böyle tatlı tatlı beni kırmadan ben böyle resmen saldırdım. Nasıl göndereceğim ben CV'mi falan dedim. Artık dedik iyi tamam dedi sana mail adresini ver yazdı. Yaptı böyle. Ses etti. Evet evet ben sağ olsun mail adresini verdi. Ben gönderdim CV'mi. Bir süre orada bir proje olmadığı için bir ses de gelmedi. Bir audition'a da gidemedim. Sonra Görevimiz Komedi oldu o sene içerisinde. Görevimiz Komedi bitti. Bir 13 bölüm orada oynadık skeçlerde. Orada da Allah rahmet eylesin Rasim Öztekin vardı jüride. Asuman Dabak vardı. Burak Satıbol vardı. Bülent Emrah Parlak vardı. Hepsini sayayım. Selamlar onlara da. O iş bittikten sonra ben showreel yaptım bir tane. Gönderdim tekrar Caner Hoca'ya. Hocam hatırladınız mı? Geçen sene hani böyle... Tekrar yazdım. O da sağ olsun o dönem bir proje başladı BKM'de tiyatro oyunu. Onun audition'a çağırdı beni. Ama nasıl mutluyum. İnanamazsın böyle. Girdim BKM'ye oley falan. Çünkü çocukluk hayalimdi gerçekten. Gittik o proje olmadı. Nasıl ağlıyorum biliyor musun? Çıktım BKM'den ne yapacağım ben? Babamı arayamıyorum. Çünkü olmadı. Tamam hemen de olmayacak tabii, tabii ki. Yani ben bir süreç. Yani onu da biliyorum farkındayım ama. Babamı arayamıyorum, kimseye söyleyemiyorum. Gıda mühendisliğini tekrar başka bir yere başvurdum bu kez. Çünkü bir proje olsun, işi bırakıyorum. Projeye gidiyorum, başka yere geçiyorum falan. Sonra AVM'de gıda mühendisliği yapıyorum, tepsi falan sayıyorum. Sonra Hilmi aradı beni. Dedi ki Cemile Beykan ve mutfakta Doğaçlama Ligi varmış. Yeni başlamış, bir ekip dağılmış. Bir kadın bir erkek oyuncu arıyorlar, ne dersin? Dedim deli misin? Ve ben her salı izlemeye gidiyorum mutfaktaki etkinlikleri. O zaman Osman Tanerkır sunuyordu. Dilek Çelebi moderatörlüğünü yapıyordu. 16 tane ekip Eylül ayından başlıyor Mayıs ayına kadar. Gerçekten futbol ligi gibi puan toplaya toplaya doğaçlama yapıyor her salı. Biz ona bir katıldık. Ben tabii sabah 5'te kalkıyorum. Bayrampaşa'ya gidiyorum gıda mühendisliği, yemekleri tadıyorum, kalite kontrol falan filan. Sonra işten çıkıyorum 4'te 5'te. Taksim'e gidiyoruz, prova yapıyoruz. BKM'de prova yapamıyorduk. Sadece salıları gösteri olduğu için çok nadir orada da yer oluyordu. Biz bayağı bir kafenin üst katı, bazen böyle evlerimiz, gerçekten bazen hava güzel olduğunda Maçka Parkı. Bayağı her yerde prova yapıyorduk yani. O senenin sonunda birinci olduk biz Mayıs ayında. 16 ekipten birinci olan bir ekiptik.